İstanbul Havalimanı'nı ilk kez bu kadar kalabalık görüyorum. Dün Şampiyonlar Ligi finali vardı. Bugün de insanlar dönüşe geçiyorlar gördüğünüz gibi. 1700'den fazla planlı uçuş var. Bugün iniş kalkış sayısında da rekor kıracak İstanbul Havalimanı ama insan kalabalığı da inanılmaz. Girişteki araç trafiği, buradaki insan kalabalığı. Evet, ne mutlu ki güvenlik kontrolleri o kadar kalabalık değil. Ben araç trafiğini görünce korkmuştum ama güzel. Pasaport sırası da gayet makul. Üstelik e-pasaport gibi bir imkan var giderken. Her şey yolunda. Evet, başlıyoruz. Çok uzun bir videonun ilk videoların ilk sahnelerinden birini çekiyoruz. Evet. Eşim çok arkadaşlar. Şekeci. 11 Haziran 2023 gününü yaşıyoruz. 12 Haziran gününün ilk saatlerinde, sabah saatlerinde Tokyo Narita Havalimanı'nda olacağız. Umarım güzel bir yolculuk olur ve ben de bu yolculuğun bütün detaylarını sizlere aktarabilirim. Başlıyoruz. Evet, güvenlik kontrolünden de geçtik. Bu arada sizinle sevindirici bir haber paylaşacağım. İstanbul Havalimanı'nda artık bilgisayarı çantanızdan çıkartmanıza gerek yok. Anladığım kadarıyla makineler değişmiş ve bilgisayarınızı çıkartmadan da güvenlikten geçebiliyorsunuz. Benim gibi bilgisayarı yanında olmadan seyahat edemeyenler için harika bir gelişme. Bu arada bu seyahatte bana MSI Stealth 16 Studio eşlik edecek. Detaylarından birazdan bahsedeceğim. Şimdi yavaş yavaş uçağın kapısına doğru geçelim. Nasıl ama? Çalışmak için muhteşem bir ortam değil mi? Arkamda 777 Apron manzarası. Size biraz bu seyahatte bana eşlik edecek olan MSI'nin yeni modeli Stealth 16 Studio'dan bahsetmek istiyorum. İsminden de anlayabileceğiniz gibi iş odaklı bir bilgisayar. İçerik üreticileri, video işleriyle ilgilenenler, işte fotoğraf, grafik, bunları üreten insanlara yönelik bir bilgisayar ve eğer siz de bu işleri yapıyorsanız size uygun bir bilgisayar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Donanım tarafında Intel'in 13. nesil i7 işlemcisini kullanıyor. 16 GB RAM, 1 TB SSD'ye sahip ama asıl can alıcı nokta RTX 4060 ekran kartına sahip bu bilgisayar. Artık 4000 serisi ekran kartları sahnede ve MSI Stealth 16 Studio'da da 4060 bir ekran kartıyla karşılaşıyoruz. Ekran kartı meselesi içerik üretenler için özellikle de yani video içeriği ürettiğim için daha yakından bildiğim bir konu. Eğer video içeriği üretiyorsanız çok hayati bir konu. İki açıdan çok hayati. Birincisi render. Yani siz projeyi bitirip son haline verdiğiniz zaman onun çıktısını hızlı bir şekilde alması bazen çok önemli olabiliyor. Ama bence daha da önemli kısmı montaj programı içindeki ön izleme. Bunu hızlı ve akıcı bir şekilde yapabiliyor olmanız. Özellikle videoyu hızlandırdığınızda ya da yavaşlattığınızda ya da üzerine bir efekt, bir renk, onun gibi şeyler yaptığınız zaman ön izleme bazen kasılmalar yapabiliyor. Bu da çok konsantrasyonunuzu dağıtan bir durum. Eğer güçlü bir GPU'yla hem ön izlemede hem de son render aşamasında işleme yapabiliyorsanız böyle bir sorununuz kalmıyor ve siz akıcı bir şekilde videoyu izleyebiliyorsunuz. Bu da sizin üretkenliğinizi doğrudan etkiliyor. İşinize konsantre olabiliyorsunuz. MSI Stealth 16 Studio'nun benim için bir diğer önemli tarafıysa oyun performansı. Oyun da oynayan bir insanım. Flight Simulator 2020 biliyorsunuz favorim. Ve bu tarz yeni nesil çok yüksek performans isteyen oyunların da altından çok rahatlıkla kalkabiliyor böyle bir donanım normal olarak. Çok yüksek FPS'lerde son derece akıcı bir şekilde ve bu ekran kalitesiyle çok büyük bir keyifle yine oyunlarınızı oynamaya devam edebiliyorsunuz bu bilgisayarda. Yani hem iş tarafında hem de oyun tarafında bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir donanımdan, bir bilgisayardan bahsediyoruz. Donanım tarafında bahsetmek istediğim önemli bir diğer özellik de Thunderbolt 4 çıkışı. Bu şu yüzden önemli bence, en azından benim senaryomda. Proje dosyaları çok büyük boyutlarda olabiliyor. Yani ben de 300-400 GB'lara varan boyutlarda dosyalardan bahsediyoruz. Bunları zaman zaman harici bir kaynağa yedeklemek gerekiyor ya da harici bir kaynaktan tekrar bilgisayara aktarmak gerekiyor. İşte bu noktada Thunderbolt 4'ün hızı gerçekten hayat kurtarıyor. Wi-Fi 6E teknolojisi, bu da önemli. Özellikle masanızda kablo kalabalığı sevmiyorsanız neredeyse kayıpsız bir şekilde kabloyla bağlamış gibi bağlantı hızı sunuyor size. Bunu gittiğim zaman Tokyo'nun o hızlı internetleriyle de göstereceğim size. Orada deneme imkanını da bulacağım. Tüm bunların yanında 1.99 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Hadi 1 gram da benden olsun. 2 kilogram diyebiliriz. Taşınabilme özelliği açısından çok önemli bir şey. Bunun yanında bahsetmek istediğim çok önemli bir şey daha var. Bu bilgisayarın batarya kapasitesi 99.9 watt-hour. Bu ne anlama geliyor? Uçağa alabileceğiniz maksimum batarya kapasitesi. En üst limit ve en üst limit de bu bilgisayarda mevcut. Merak edenler için link ve detaylar açıklama kısmında. Fiyat dahil her türlü detayı açıklama kısmındaki linkten öğrenebilirsiniz.
Biz şimdi yavaş yavaş uçağımızın kapısına geçelim ve yolculuk başlasın. Bakın size şu 777'yi daha yakından göstereyim, arkamdaki uçak. Çok heybetli, çok büyük ya. Seviyoruz. Evet, uçuşumuzu beklerken minik çaplı bir piknik yapıyoruz burada. Seattle merkezi bir kahve şirketinden kahvemizi aldık. Size şöyle bir yolculuk tree verebilirim. Bu Seattle merkezi kahve şirketinden topladığınız yıldızlar var ya, onları havalimanında kullanın. Toplayın o yıldızları uygulamadan ve havalimanında kullanın. Ben öyle yapıyorum. Bilgi ekranında gözler Narita Havalimanı'nı arıyor. Şurada. Birazdan kapı bilgisi açıklanacak. Çok zevkli bir şey ya, burada bekleyip buraya bakmak. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı. F-17. Çok yürüyeceğiz, biliyor musun? Evet, uzun yürüyüşümüz devam ediyor. Mao'nun uzun yürüyüşü gibi. F1-19, 12-20 dakika diyor. Biz 17'ye gideceğiz. Yani bir 15-20 dakika daha yürüyeceğiz böyle. Bundan yaklaşık 3 sene önce Kiev'e gitmiştik yine eşimle birlikte. Aynı uçakla. Evet, önümüzdeki 11-12 saat boyunca bu koltuklardayız. Japonya uçuşudur. İnsanlar sıra sıra iner falan diye beklemeyin. Aynı kaos. Aynen yaşanıyor. Bu arada United 737 ile gelmiş. Yani Pacific 737 ile mi açmış? Bunu mu anlamalıyız buradan? Bu da dikkatimi çeken bir başka detay oldu, gelir gelmez. Evet, pasaport kontrolünden de geçtik. 11 saat 15 dakika süren bir uçuş ardından Narita Havalimanı'ndayız. Şimdi bagajımızı alacağız. Tokyo'nun şehir merkezine doğru geçeceğiz. Her şey yolunda giderse otelimize varmamız 1,5 saat sürecekmiş Google Maps'e göre. Hemen başlayalım arkadaşlar, Japonya'nın acayiplikleri. Burada jetonlu ankesörlü telefon var ama şu daha acayip geldi bana. Bildiğiniz eskiden böyle sarı sayfalar olurdu, rehber olurdu. Eğer doğru anlıyorsam onun gibi bir şey var burada. Tuvaleti var bu otobüsün. Yani sırf girmiş olmak için girdim şu anda. Bayağı da darmış. Uçak tuvaletine göre falan dar ama var. Bunu göstermek için. Evet, yerimize dönelim şimdi. Çok güzel ya. Şehirle ilgili ilk intiba, değil mi? İnsanın böyle anlamsızca gülümsemesine sebep olan bir sürü detay görüyorsunuz. Otel odamıza geldik. MyStays diye burada bir otel grubu var. Onun otellerinden biri, böyle küçücük bir oda. Gayet temiz, sevimli ama böyle girişte hemen terlikleriniz sizi hazır bekliyor. Geceliği 1300 TL. Yani 4 gece için aşağı yukarı 250 dolar ödedik. Hani dolar üzerinden fiyat verirsem daha net olabilir bazı şeyler. Çok uygun. Yani böyle Tokyo'da böyle bir otel için gayet uygun bir fiyat. Gecelik 1300-1400 lira. Otelin yakınlarında bir yere geldik. Şöyle bir menü aldık. İki kişi toplam 1760 yen verdik. Güncel kurla yaklaşık 300 TL yapıyor. Yani 150 TL şurası güncel kurla. Çok iyi bence. Çorbası da var bakın burada. Açamadım. Şu et, yumurtanın altındaki pirinç, salata. Gayet güzel. Evet, biraz gecikmeli de olsa bir aydınlanma geldi ve bunun yerinin değişebildiğini anladım, çözdüm. Artık
karımın yüzünü görebiliyorum yemek yerken. Bu arada bu çorba değişik bir çorba. Yosun çorbası olabilir emin olmamakla birlikte. Değişik bir tadı var ama hoşuma gitti. Gayet güzeldi. Et harikaydı. Haşlanmış bir köfte üzerinde, haşlanmış yumurtayla. Pilav da çok güzel ve ilginç bir şey. Pilavın küçük boyuyla büyük boyu aynı fiyat. Yani siz aynı fiyata ister küçük boy ister büyük boy seçebiliyorsunuz. Ben tabii ki bir pirinç pilav hastası olarak büyük boyunu seçtim. Pilav diyorum ama bu arada pirinç. Yani bu tam bizim pilavlar gibi değil çünkü. Evet, bu gördüğünüz binada Sovyetler. Şaka şaka. Bayağı eski bir yapı ama. Tramvay geliyor diye böyle bir siren çalınıyor. Çünkü arada bir bariyer yok. Bakın şu an metro merdivenindeyiz. İnsanlar sağda değil solda bekliyorlar. Çünkü trafik soldan akıyor burada. Çok ilginç geldi. Hemen göstereyim dedim. Bakın. Evet, Shibuya'dayız. Burası şehrin en kalabalık bölgelerinden birisi. Tam olarak bulunduğum yerde Shibuya Scramble Crossing denilen böyle insanların çok büyük kalabalıkların daha doğrusu karşıdan karşıya geçtiği bir nokta. Ben açıkçası daha büyük, daha ihtişamlı bir yer bekliyordum. Böyle 4-5 farklı noktadan insanlar karşıdan karşıya geçiyor ve her ışık yandığında aşağı yukarı 3000 kişi karşıdan karşıya geçiyor. Bu zaman içinde bir turistik atraksiyona dönüşmüş. Biz de birazdan buradan şehrin en ünlü noktasından karşıdan karşıya geçeceğiz. Işığın yanmasını bekliyoruz. Evet, bakın birazdan biz de yapacağız. Şurada birileri fotoğraf çektiriyor kalabalığın arasında. Burada böyle fotoğraf çektirenler, video çekenler muhakkak ki turisttir. Onlara çok ilginç geliyor çünkü bize yani. Gel bir fotoğrafımız olsun bizim de. Gittik geldik ama sonunda böyle güzel içimize sinen şeyler çektik. Herkes aynı şeyi yapıyor burada. Bu dediğim gibi turistik bir atraksiyon. Eğer ki şanslıysanız şu tam karşıdaki Starbucks var ya, orada böyle tam camın kenarında bir yer bulup saatlerce burayı izleyebilirsiniz. Ya Japonya, daha doğrusu Tokyo özellikle çok başka bir dünyaymış. Yani iyi kötü dünyanın farklı başkentlerini görmüş, işte Paris'i, Moskova'yı, Berlin'i görmüş birisi olarak ve İstanbul'da yaşayan birisi olarak şunu iddia ediyorum, ben bugüne kadar büyük şehir görmemişim. Yani büyük şehir burası. Zaten en büyüğü. 37 milyon insan yaşıyor. Değişik, farklı bir dünya. Çok güzel ama çok, yani insanın kendi içinde iyi hissettiği bir dünya. Evet. Gel buradan sipariş vereceğiz. İngilizce vardır. İngilizce bulamıyoruz şu anda, evet. Japoncan iyi değil midir senin? Yok. Çözemez misin? Tamam o zaman. Resimlerden çıkarabilir miyiz? Ama iyi de sipariş tamamla falan onları nasıl halledeceğiz? Aha, İngilizce. Tamam, güzel. Dursana, bir şey yapmak istiyorum. Şu dil anlamına geliyor, şunu. Gördüğümüz yerde anlayalım ki bu dil demek. Unuttum bile, şimdi unuttum. Neyse tamam, hadi sen şey yap. Tamam, dur. Yine tipik bir Japon restoranına geldik. Yaram çok gözüküyor ya. Ya burada şunu söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmaktan çok korktuğum bir konu ama bu ekonomik göstergelerin para birimiyle gösterilmesi, yani işte şurada bak bilgisayar şu kadar birim, burada bu kadar birim olayı ne kadar saçma buradan anlayabilirsiniz. Yani iki tane ramen için, iki tane çorba için diyeyim, 2600 birim mi verdik biz şimdi? Yani öyle mi oluyor, öyle mi hesaplamalıyız? Hani burada şey demek istemiyorum, Türkiye'de ekonomi çok iyi canım, siz abartıyorsunuz gibi bir anlam çıkmasın buradan. Ama bu birimle bir şeyleri ispatlamaya çalışma olayından da vazgeçmek bence en sağlıklısı, onu anlatmaya çalışıyorum. Japon ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesi. Alım gücünü bence hesaplamak daha doğru. Yani elde edebileceğiniz en düşük ücretle, pastadan aldığınız en küçük payla ne elde edebiliyorsunuz, bunu hesaplamak daha mantıklı. Bakın böyle nefis bir yere geldik. Bir parka gideceğiz şimdilik. Çok ünlü, çok güzel parkları var Tokyo'nun. O parkları da bir görelim dedik. Ondan sonra çok ilginç kafe kültürü var. Çok ilginç bir kafe kültürü var Tokyo'da. O kafe kültürünü biraz tatmaya çalışacağız.
Tabii ki yine bir Asya ülkesinde bir sürü motosiklet, bisiklet. Ama şöyle şehirde etrafınıza baktığınız her yer bir film platosu gibi. Öyle bir hissiyata kavuşuyorsunuz. Yani özellikle bir yere gitmenize gerek yok. Şehirde adım attığınız neredeyse her yer böyle bir film sahnesi gibi sizi içine alıyor birdenbire. İki tane film var bendeki Tokyo aşkını depreştiren. Birisi Babel. Lisedeyken izlemiştim. Bir de tabii ki Tokyo Drift. Bu iki filmi izledikten sonra çok yine Japonya'ya gitmenin hayalini kurdum. Çok istedim. Sonra üniversiteye geçtim. Dedim ki artık tamam. Yani bunu yapabilecek bir alana, bunu yapabilecek özgürlüğe sahibim dedim ama gelin görün ki özgürlük yetmiyor bunun için. Para da lazım. Çok iyi hatırlıyorum böyle 2012-2013 o yıllarda 1300 TL'ye Moskova aktarmalı Tokyo uçuşları vardı. O bileti alabilmeyi çok istedim ama hiçbir zaman öyle bir parayı denkleştirmedim. Skyscanner'dan bakıyordum, bir gece hiç unutmuyorum 700 TL'ye buldum. Bak şaka değil bu rakam, 700 TL'ye git gel Tokyo bilet buldum Moskova aktarmalı. Yani çok zorladım böyle, kartımda 400-500 lira bir para vardı, o son 200 lirayı bulup bir Tokyo bileti alamamıştım. Belki o zamanlar bundan 10 sene önce Tokyo'ya gelseydim bazı şeyler farklı olabilirdi hayatımda. Çünkü burası böyle insanın yaşamak isteyeceği, kalmak isteyeceği türden bir yer. Onun yollarını arardım. Belki de kim bilir bulurdum. Yoyogi Park'a geldik. Şu karşıda görmüş olduğunuz sık ağaçların olduğu yer bir park. Tipik bir Asya ülkesi. Yeşille, botaniğe son derece önem veriyorlar. Parkları da gayet güzel, düzgün gözüküyor. Şimdi birazdan içinde bir yürüyüş yapacağız. Tokyo'nun buna benzer birçok parkı var böyle büyük yeşillikler içinde. Yoyogi Park da onlardan birisi. Parkın girişindeyiz. Arkadaşlar şurası bakın. Normal şehirken adım attığınız zaman böyle bir dünyaya giriyorsunuz. Şu kısmı göstermek istiyorum özellikle. Ne kadar sık bir orman alanı var orada. Ormanda yürürken böyle bir anıt bulduk. Bu anıt şunu simgeliyor. Japon havacılığı burada doğdu. Japon havacılığının doğduğu yer burası. Ve bunun içinde buraya böyle bir anıt yapılmış. Güzel bir anıt. Öyle tesadüfen çıktı karşımıza, görmüşken göstermek istedim. Tek bir tane arkadaşlar. Yerlerde tek bir tane çöp. İzmarit. Doğaya ait olmayan en ufak bir parça, bir tane bile göremezsiniz yerlerde. Yani hiç yok ya, özellikle aradım. Ama yani idealize edildiği kadar varmış gerçekten. Japon toplumu ve Tokyo. Yok yani. Şöyle bakıyorum, yok. Evet işte bahsettiğim kafe burası. Cat Cafe. Japonya'da bu konseptte, yani böyle hayvan konseptinde farklı kafeler var. Köpeklerin olduğu, kuşların olduğu kafeler var. Bir sürü cat kafe de var. Onlardan birindeyiz. Bakalım nasıl bir ortam var içeride. Direkt caddeden asansöre biniyoruz. Hello. Hello. Please waiting here. Okay. İçeride 30 dakika durabiliyoruz. İçeride 30 dakika kalmanın fiyatı bu. Okey. Onları taşımayın diyor. Kovalamayın diyor. Bağırmayın. Ve herhangi bir yiyecek içecek vermeyin diyor. Güzel ya, sistem çok iyi. Hayvanları sonuna kadar koruyorlar yani. Bunu anlayabiliyoruz buradan. Thank you. Thank you too. Ayakkabılarımızı koyuyoruz. Terlikle giriyoruz. İçerideki ortam da bu. Süper ya. Tabii hayvanlar da burada ilgiden sıkılmışlar biraz. O yüzden onlarla temas kurmak, oynamak çok kolay olmuyor. Merhaba. Hayvanlara dokunamıyorsunuz bile. O kadar bıkmışlar ilgiden. Kaçıyorlar sizden. Kendi hallerine takılmak istiyorlar. Ama yine de huzurlu, güzel bir mekan.
Bu arada dışarıdaki makinalardan istediğiniz kadar kahve, su, çay ne istiyorsanız alabiliyorsunuz. Kedi kafeden çıktık. Toplamda 2 kişi için 2156 yen ödedik. Aşağı yukarı 15-16 dolar civarı bir para. Yani İstanbul'da ne kadar büyük bir hizmeti ücretsiz aldığınızın farkında mısınız? Sokakta bütün kedileri istediğiniz gibi sevebiliyorsunuz. Hatta şunu da söyleyeyim size. İstanbul'a sadece kediler için, kedilerle vakit geçirmek için gelen turistler var. Bunu biliyorum. Burada da içeride de mesela sadece orada tek başına gelip kedilerle vakit geçirmek için, kedilerle takılmak için gelenler vardı. Öyle yani, büyük nimet. Kedilerimizi sevelim, besleyelim, onlara iyi bakalım. Abi şehrin kendisi bir turistik atraksiyon ya. Bakın şöyle bir tabela var sokağın girişinde. El sallayılar. Kamera insanları gösteriyor. İnsanlar da büyük bir ilgiyle kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Biz de dahil olmak üzere yaptık bunu. Çok eğlenceli. Yani Japonya'nın gerçekten kendisi bir turistik atraksiyon. Çok tatlı. Herkes kendini çekiyor. Evet. Burası Golden Gain'in girişi. Burada böyle bir şeyler içip bir şeyler atıştırabileceğiniz mekanlar var. Şöyle girelim mesela. Böyle ufak tefek yerler, barlar, kafeler. Daha çok bar ağırlıklı tabii. Biraz yine turistlere yönelik bir yer. Ama böyle şirin sokakların olduğu bir yer. Yani gelmişken Tokyo'ya görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. İşte İstanbul'a gelip de Taksim'i görmek gibi. Ama çok şirin ya mekanlar, böyle küçücük hepsi. Şimdi bir yerde, aynen yine her zamanki gibi bir film platosu. Bir yerde otururuz. No photo, no movie diyor. Niye acaba mesela? İlginç. Japonya'da ilk kez karşılaştığım bir. İstanbul'a selamlar buradan. Merhaba. Selamlar. Bakın oturan herkesin isimlerini yazdı tek tek. Burada insanlar aynı zamanda gelip sosyalleşiyorlar da ki Tokyo'da sosyalleşmek çok yani yapılan bir şey değil. O yüzden buranın böyle bir olayı da varmış. Böyle barmen abimiz de son derece muhabbeti güzel bir abimiz. Güzel ya. Yani iyi oldu deneyimlediğimiz. Bize telefon verdiler. Buradan istediğiniz şarkıyı seçin çalacağız dediler. Biz de Tarkan açtık. Yani niye açtık bilmiyorum. Yani değişiklik olsun diye, bizden bir şey olsun diye. Bu arada bir şarkı seçmeye daha hakkımız varmış. Birazdan çalacak bu da. Ben Zülfü Livaneli'den Karlıkayın Ormanındayı seçtim. Çok severim. Yani bu ortamı bozar mı? Bence bozmaz. Çok güzel olacak. Birazdan dinleyeceğiz. Güzel ya. Valla. Şahane yani şu an. Yes, of course. Wow. Okay. So please write on your name. Okay. Evet, buraya bir iz bırakıyoruz arkadaşlar. Golden Guy'ye gelirseniz 5 lira veriyoruz. Yukarıya yapıştırmaları için. Evet. Yine isimlerimizi yazacağız. Günün birinde Golden Guy'ye gelirseniz Bar Toki'de arkadaşlar tavana bakın, orada bizim bıraktığımız 5 TL'yi göreceksiniz. Evet. Bir iz bırakıyoruz buraya. Kaleye biraz değişik yazdı ama olsun. Olsun, aynen öyle. Gayet güzel. Excuse me. Thank you very much. Wow. Okay. 5 lira. Lira. Yes. 5 lira. Turkish lira. Some changes in the Japanese yen. Some how much about it? Good question. 1 minute hesaplamam lazım, bir dakika. 500 kuruş yapar. 17 kuruşa böndü mü güncel kurla 30 yen falan. Adam direkt kur şoku yaşattı yalnız bize. Yani ben her soruyu tahmin edebilirdim de bu hani kaç para ederi tahmin edemezdim. Okay, so yeah. Hey, thank you very much. Wow! Yay! Kampai!
Evet, bugüne damgasını vuran şey yağmur oldu şimdilik. Biz Starbucks'a oturduk. Böyle kendimize siper yaptık. İçeride yer yoktu. Dışarıdaki tek yerde biraz korunaksızdı. Bir şeyler aldık. Hamur işi falan. Başka bir yerden. Kahvaltı yapıyoruz. Çok tatlı oldu ama. Evet, aynen. Gayet. Geleni geçeni izliyoruz. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, Tokyo'da bir takipçimizle denk geldik. İsim neydi dostum? İsmim Boz. Boz. Evet. İlginç bir isim. İlginç bir isim. Boz çok eski takipçim benim. Yani 15 yaşımdan beri izliyorum senin videolarını dedi. Şimdi Tokyo'da böyle karşılaştık, güzel oldu. Ben de mutlu oldum. Valla dünyanın her yerinde bir şekilde takipçilerle sizlerle denk geliyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok motive ediyor. Sensoji Tapınağı'na geldik. Japonya'da bulabileceğiniz nadir ibadethanelerden bir tanesi. Burada toplumun çok büyük çoğunluğu ateist. Yani ateizm çok yaygın, %70-80'ler oranında. İnananların da çok büyük kısmı Budizm inancına sahip. Burası da bir Budist tapınağı. Semavi dinlere inananların yüzdesi çok çok az. Burası da tarihi şehrin büyük ünlü tapınaklarından bir tanesi. Yani ne yalan söyleyeyim, çok ilgimi çeken yerler değil ama ya gelmişken görelim. O maksatla buradayız. Budizm çok farklı bir inanç. Yani semavi dinlere pek benzemiyor. Bu da bir insan bildiğiniz gibi. Ve burası da bir Budist tapınağı. Yani Budizmin ortaya çıkarttığı eserlerden bir tanesinin yanındayız. Tokyo'da çok fazla yok ama Bali'de mesela adım başı bir tapınak, bir ibadethane vardı. Bir Budist tapınağı vardı. Buradaki en büyük, Tokyo'daki en büyüklerinden birinin içine girdik biraz önce. Şöyle bir turlamış olduk. Evet, devam edelim. Burayı da görmüş olduk yani. Tokyo'ya geldiğiniz zaman böyle listenin üst sıralarındaki turistik mekanlardan bir tanesiydi. Burası da görmüş olduk. Burası bir metro istasyonu ve metro istasyonlarının büyük çoğunluğunda böyle eşyalarınızı bırakabileceğiniz dolaplar var. Boyutlarına göre fiyatları da değişiyor. 400 yen, 500 yen, 700 yen. Böyle sırt çantanızla ya da eşyanızla gezmek istemiyorsanız metro duraklarında buralara bırakabiliyorsunuz eşyalarınızı. Yine şehrin başka bir merkezi noktası Ginza'dayız. Bakın burada bir Nissan showroom var ve tabi Nissan'ın ana vatanında olduğumuz için burada sergilenen bir konsept araç da duruyor. Genel otomobil kültürüyle ilgili de birkaç kelam etmek isterim eğer dinler değer verirseniz. Mesela ilginç bir şekilde çok az elektrikli araç var. Ben daha farklı beklerdim. Ama yani elektrikli araç sayısı bayağı az. Fosil yakıt çok var, hibrit var. Dizel var, şehrin her yerine girebilen kamyonlar var ama elektrikli araç yani çok çok nadir görebiliyorsunuz. Otomobilleri gerçekten seviyorlar ama öyle Tokyo Drift'tek gibi kimse şehirde yanlayarak gezmiyor. Kimse trafikte terör estiremez. Yani Tokyo Drift bunlar için bir filmdi. Yani uzaylı istilası gibi bir şey, hani bir şey anlatılıyor, bir hikaye var ortada ama ütopik olmayacak şeyler. Şu tarz böyle ufak tefek kutu gibi arabalar ve minibüsler çok revaçta. Seviyorlar bu tarz taşıtları. Ya zaten küçük olan her şeyi seviyorlar. İşte evler küçük. Ne bileyim, yapılar, binalar, arabalar da küçük. Bu yani benim gözlemlerim, otomobil konusundaki gözlemlerim bu şekildeydi. Bir yön metro bileti şu anda. 5-6 durak falan gideceğiz. 210 yen. Hesaplayın işte güncel kurla ne kadar. Yani bilmiyorum, ben pahalı diyorum. Hilal değil diyor. Kararı siz verin. Bu tek yön bileti. Metroda herkesin kitap okuduğu da bir şehir efsanesi arkadaşlar. Hatta da metroda kitap okuyan görmedim desem yeridir. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi insanlar akıllı telefonlarıyla oyalanıyorlar. Bakın yanımda kim var? Şehzade abi, bizim Yusuf Ali videolarından hatırlarsınız. Geçen sene Aralık ayındaki ilk Yusuf Ali videosunda sağ olsun bana çok yardımcı olmuştu Yusuf Ali de.
En son diyor Yusufeli'de kapatmıştık. Bugün Tokyo'dayız. Tokyo'da buluştuk. Tokyo'da tekrar açtık zaten. Evet, gerçekten öyle oldu ya. O zaman da konuşuyorduk hani sen tam dünya turuna çıkacaktın. Tam ben zaten onun... senin yüzünden Nepal'den başladım. Hani dedim İran'dan falan başlarız. Sen biraz daha Asya'ya git deyince ben açıldım iyice. Ama kötü mü oldu? Yok, güzel oldu. Bugün Tokyo'dayız. Tokyo'da yine karşılaştık. Bir gün karşılaşacağız dedik. Aynen öyle. Ben bu kadar erken olacağını beklemiyordum açıkçası. Aynen. Ama güzel oldu valla. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de çok sevindim. Bu arada Şesu Taşçı olarak aratırsanız eğer YouTube'da gezi videolarını bulabilirsiniz. Gidelim bir çay kahve içelim. Aynen, abi, biraz sohbet çay edelim. Çay bulabilirsek içelim. Aynen, çay zor, artık kahve bulacağız. Aynen, bir kahve buluruz illaki. Hadi bakalım. Bakın şöyle bir apartmanın otoparkı. Şurada dönen bir platform var. Arabalar bu dönen platform sayesinde rahatlıkla geri geri girip çıkıyor. Başka türlü buradan manevra çok zor zaten. Yani yapılır da hani adamlar bir teknolojisini bulmuş onun da. Evet. Yusufeli'ni senden sonra gördüm yani. En son görenlerden bir tanesi. Evet. Göremedim. Vallahi. Hatta göremeyeceğim zaten bu saatten sonra, bitti. Belki bir gün dalış yaparak falan günün birini. Ama şeyi de öğrendim ben ya. 90 metreye falan ulaşacakmış galiba su yüksekliği. Tabii yüksekliği devam ediyor zaten. Evet. Yani oraya şey sportif dalış mümkün değil. Belki teknik dalış. Çünkü o gerçekten eğer olsaydı cami falan olduğu gibi duruyordu abi en son. Yani. Apartmanların birçoğu olduğu gibi aynen duruyordu. Evet, yine kalabalık geçişlerin ve geçitlerin olduğu bir yer. Çok insan var ya. Çok insan var. Ama çok insan çok güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Çünkü kurallara uyuyorlar. 37 milyon insanın bir arada yaşayabilmesinin tek yolu kurallara uymak. Şu sistem arkadaşlar, görmüşsünüzdür mutlaka. Go Around restoran olarak geçiyor. Konuşamadım. Böyle dönüyor. İstediğinizi alıp yiyorsunuz. En son tabaklar sayılıyor. Sistem bu. Bu nigiri diye biliyorum. Bak, fitilenmişten geldi. Aa evet, dur ondan bir tane daha alayım. Nasıl? Bu da ahtapot. Evet, o ahtapot. Evet arkadaşlar, bu çiğ balık olayına biraz ön yargılı yaklaşma ama maşallah kaçıncı yiyorum? Şu an 8. yiyorum. Daha devam edeceğim gibi de. Bak şu da fena değil gibi. Şundan bir. Öyle mi? Ama pişmiş. Aa, güzel. Evet evet, şey tam pişmemiş de yine bir. Salam gibi. Evet aynen öyle. Salamura edilmiş sanırım. Bu hakkımız hayırlısı bakalım ya. Şunu aldım ama. Ha dur, şey geliyor ya, benim favorim geliyor, onu da alayım. Bunu yeriz değil mi her türlü? O yenir, o her türlü. Evet, bu arada şey ya, Platform diye bir tane dizi vardı ya Netflix'te. Milletin rızkını alıyoruz. Onlara ulaşamadan. Evet, hadi bakalım. Afiyet olsun. Ne ya? Ne var? Havyar. Sushi'ler, yani şunlar iki tane yan yana sushi olan tabak 24 TL aşağı yukarı. En son bu tabakları sayıyorlar. Ona göre hesaplıyorlar. Şunla da galiba somon yedik değil mi? Evet. Somon, aynen. Somonda 220 yen. Yani o da ne kadar yapıyor? Hemen küçük bir hesaplayalım şuradan. Somonda yaklaşık 37 TL. Ondan da iki tane yemişiz. İşte onun dışında içtiğiniz ne varsa onları da ekliyorlar. Öyle bir hesap çıkartıyorlar. Fiyat bu. Tekrar Shibuya Scramble Crossing'deyiz ve caddenin en kalabalık hallerinden birisi şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz birazdan. Bu sefer gerçekten bir ihtiyaç için geçeceğiz. Hadi bakalım. Kavimler göçü. Binlerce insan hareket ediyor şu anda. Dört bir yandan. Ve bu insanların yarısının gerçekten ihtiyacı karşıdan karşıya geçmek. Geri kalan çekim yapmak için geçiyor. Mesela bakın şöyle daha net gösterebilirim. Tokyo böyle bir şehir, kalabalığını bile bir şekilde sevimli hale getirebiliyor. Çok iyi ya. En son hep böyle ellerinde fotoğraf makinesi, kamera olanlar koşturuyor.
süper ya. Şu manzaraya bak gerçekten. Tokyo çok harika bir şehir. Yani beklentilerimi çok çok üzerindeydi her şeyle. Kaldı ki çok yüksek bir beklentiyle gelmiştim. Ona rağmen hayal kırıklığına uğramak bir yana beni çok mutlu etti sahiden. Herhangi bir akşam Tokyo'da. Shibuya istasyonu burası. Ve hayatımda ilk kez İstanbul'dan daha kalabalık bir şehir görmenin heyecanını yaşıyorum sizlerle birlikte. Saat 23 suları. Her yer tıklım tıklım. Bir çarşamba akşamını yaşıyoruz. Günü burada bitiriyoruz. Tokyo'nun meşhur oyun salonları. Bakalım içerisi nasılmış. Ateşimizi ölçelim. Ölçmeli. Öyle bir ortam. Değişik değişik oyun makineleri. Bu tarz şeyler çok seviliyor yine Tokyo'da. Evet arkadaşlar, Seattle merkezli bir kahve şirketinden kahvelerimizi aldık. Kahvaltımızı yapacağız. Bu da bir sabah rutinine dönüştü. Kahvaltı olarak böyle bir tercihte bulunuyoruz. Starbucks artık şov yapmaya gerek yok. Akihabara'ya geldik. Burası elektronik cenneti olarak geçiyor. Ya böyle ilginç bir şeyler arıyorum ya. Türkiye'de, İstanbul'da bulamayacağım ki var mı öyle bir şey bilmiyorum ama. Şehirde sadece smoking arealarda sigara içebiliyorsunuz. Onun dışında kafelerde, sokakta, herhangi bir yerde sigara içmeniz yasak. Ve işte algıda seçicilik. Biz sigara içmediğimiz için hiç daha dikkatimiz çekmedi bir smoking area. Yani sigara tiryakileri için işkence gibi bir şehir. Çünkü ben de bir zamanlar sigara içtiğim için o hissiyatı biliyorum. Yani sigara içmek için devamlı bir yer aramak zorunda olmak zor bir durum. Çünkü gerçekten sokaklarda bir Allah'ın kulu sigara içmiyor. Hiç kimse içmiyor. Şimdi böyle bir bina var hedefte. Kamera, video kamera, drone bir şeyler yazıyor. Ya genel olarak işte İstanbul'un Doğu Bankı gibi yerler var burada. Ama artık yani her şey her yerde bulunuyor. Mesela size iPhone fiyatı göstereyim. 14 Pro'dan şöyle örnek verelim. 14 Pro'nun 128 GB'ı 149.800 yen. 1 TB'ı da 224.800 yen. İşte bilgisayarlar, telefonlar, aksesuar var çok fazla. Apple için özellikle. Apple'ı çok seviyorlar burada. Yani herkesin elinde mutlaka bir iPhone var. Çok böyle nadir Android telefon görüyorsunuz. Bu biraz alım gücüyle alakalı tabii. Yani çok Amerikan hayranı olduklarından değil de. Böyle 6-7 katlı elektronik mağazaları var. Burada her şeyi buluyorsunuz içinde. Bakın üst katta bizi böyle bir MSI standı karşılıyor. MSI tabii burada da son derece popüler bir marka. Çok seviliyor. Böyle birçok MSI ürününü de bulabiliyorsunuz buradaki mağazalarda. Yine ikinci el bilgisayar satan bir mağaza. Burası da ikinci el telefoncu. Aa bakın. Bulaşık makinesi. Çok yaygın bu arada Japonya'da böyle ufak bulaşık makineleri. Aa Atari salonu. Vay be, işte bak bunu görmek şu an beni çok duygulandırdı. Atari kasetleri. Vay be, bir sürü Atari kaseti var şurada.
İşte bak, bu ilginç bir mağaza. Burada bulacağınız şeyleri her yerde bulamazsınız. Game Boy'lar. Ya bakın bunlar şey ya, sıfır, yeni üretilmiş. Nostalji yapmak isteyenler için. Süper bak. Burada orijinal bir şey bulduğum için şu an çok mutluyum. Evet bakın. Atariler de var. 19.800 yen fiyatı. Ay be süper. Daha ucuz seçenekler de var bu arada. 7.800 yen bunun fiyatı da. Şöyle bir üst kata da bakalım. Çok iyi ya. Aa, PSP. Vay be, benim vardı bundan. Abim Amerika'dan getirmişti. Çok kıymetini bilemedim ama bence dünyanın en zevkli şeylerinden bir tanesi. Fiyatı da uygun bu arada. Fena değil. 15.800 yen. Adaptörü de var. Süper ya. İşte burası gerçekten orijinal bir yermiş. Burayı bulduğum için, burayı gördüğüm için şu an mutluyum. Bu PSP'nin böyle küçük oyunları vardı. Onlar da satılıyor mu acaba burada? Özellikle eğer aradığım oyun varsa, Test Drive Unlimited diye bir tane oyun oynuyordum ben bunda. Çok zevkliydi. Yani Türkiye'de çok çok az bulunuyordu bunun oyunları. Zar zor bulmuştum o oyunu. Eğer bulabilirsem kesin alacağım. Çünkü fiyat çok, yani böyle şey, makul bir fiyat. 15.800 sadece yolculuklarda kullansam bile olur yani. Bakın burada da PlayStation 1 var. 7.200 yen. Koluyla birlikte, adaptörüyle birlikte. Süper ya. Burası gerçekten çok iyi oldu. Bakın PSP oyunları da bu. Böyle küçücük CD'leri olurdu. Yani oluyor işte. Var hala burada gördüğünüz gibi. Çok güzel ya. Bu mağaza için böyle kafa yiyecek bir sürü insan vardır şu an bu videoyu izleyenler arasında, eminim. Bakın tren simülatör için şöyle bir aparat var mesela. Çok iyi ya. Evet, bu mağaza sanırım yani burada gördüğüm en orijinal mağazaydı. Çok hoş. Ya tabii PlayStation, Atari, Nintendo. Ya bunlar da aslında biraz Japon kültürü. Ve o kültürlerini korumuşlar, koruyorlar. Yani baksana da paketli paketli sıfır Atari'ler. Atari kasetleri. Süper ya. Game Boy bile var. Nasıl, bulabildin mi çocukluğunun kasetlerini? Super Mario'yu aradım ama bulamadım. Evet, Super Mario ya. Bir de bunun tabancası vardı, biliyor musun eskiden? Tabancayla kuş öldürüyor. Ha, ördek öldürme oyunu. Evet, aynen. Kolu. Tabii canım, hatırlamaz olur muyum? Kaç sene öncesine götürdü ya. Böyle istemsiz bir gülümseme var suratımda, engel olamıyorum. Çocukluğuma döndüm. Hilal Hanım, soluklanmak için güzel bir yer sanırım. Bayağıdır yürüyoruz. Biraz dinlenelim. Bir de çok sevdiğim bir özellik Japonya'da. Kafelerde, restoranlarda, çoğu yerde su ücretsiz. İstediğiniz gibi, istediğiniz kadar böyle tertemiz bardaklarla su içebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Aa, eski antika bir kameracı, kamera dükkanı. Handikemler, eski kameralar. Hello. Hello, how are you? Can I record video? Yes, yes, yes. Thank you. İçeride böyle envai çeşit eski kamera var.
Yani gerçi bu da var. Hani bu da çok bulunmaz bir şey değil. Ama yine de burayı görmek mutluluk verici. Gayet çalışan bir handicap. Ne kadar onun fiyatı yazıyor mu? Şurada yazıyordu. 2600. Heh, evet. Yen. Kaç paraya değil? 26.000 yen. 26.000 yen mi? Pardon, evet. 26.000 yen. 5.000 lira civar bir şeye denk geliyor. Yanlış hesaplamadıysam eğer. Evet, öyle bir şey. Pahalı. Yani şu kamera için pahalı. Ama yani çok seçenek var. Tokyo'nun yine meşhur sokak lezzetlerinden, daha doğrusu Tokyo özgü lezzetlerden Kobe Beef. Onu denemek istiyoruz. Biraz pahalı. 1500 yen şöyle bir stick, çöp şiş. Bir de normal beef aldık. İkisi toplam 2000 yen. Hani denemiş olmak için yiyeceğiz. Böyle bir tezgahta pişiriyorlar. Bu Kobe Beef. Müsaadenizle denemek istiyorum ve çok güzel gözüküyor. Vallahi fiyatını hak ediyor. Çok lokum gibi böyle yok olup gidiyor ağzınızda. Bütün mekanların girişinde hepsinde ya şemsiyeyi koyabileceğiniz bir yer var ya da böyle poşetleyebiliyorsunuz şemsiyeyi. Hepsinde, her yerde var. Burası bu meşhur bir şey kapma makinaları. Ya adını söyleyemedim. Çok yaygın. Her yerde yine görebileceğiniz türden bir mekan, bir oyun salonu. Çok seviyorlar böyle peluşları falan. Bir de böyle oyunlaştırmışlar işi. Ben de bir şansını deneyeceğim şimdi. Bakalım kolum tutacak mı? 100 yen. Sana şöyle bir anahtarlık alabilirim. Gerçi burada hiç doğru düzgün bir şey yokmuş. Gel daha eğlenceli bir tane bulalım ya. Mesela çok ilginç. Hani yiyecek alabildiğiniz yerler de var. Noodle falan alıyorsunuz. Bisküvi alıyorsunuz. Garip, değişik oyuncaklar böyle. Akihabara'ya veda ediyoruz. Tekrar şehrin daha merkezi noktalarına, gerçi burası da merkezi bir nokta da, daha farklı noktalarına doğru diyeyim. Yolculuğumuz başlayacak şimdi. Heyecan dolu bir serüven. Yağmur var. Her yer her zaman olduğu gibi kalabalık. Japonlar çok sempatikler. Tokyo çok güzel. Devam ediyoruz. Şurada şu binada 7. katta Kura restoran var. Kura restoranın ismi. Dün akşam gittik, çok sıra vardı. Beklemedik. Bugün mesai bitmeden gidelim, belki oturabiliriz diye. Şimdi bir şansımız deneyeceğiz. Şurada 7. katta. Şimdi sıra var biraz ama numara alacağız. Numara alıp dışarıda bekliyoruz. Dışarıda bekleyeceğiz. Buradan mı bekleyelim? Tamam, evet, okey. Şimdi sevince bak, çok ilginç ya. Şimdi numara aldık. 973 bizim numaramız. Burada yandığı zaman içeri girebileceğiz. Sistem bu. Burada böyle oturup bekliyoruz. Evet, sıra bizde. Buradan masa numarası alacağız herhalde. Anlamıyoruz şu an. Anlamıyoruz. İleri de bence mantıken. Bir daha ileri de. Şimdi numara basacak bize sanırım. Evet. Bu masa numaramız olsa gerek. 23. Evet, burada da harika ya. Sistem süper. Bütün siparişleri buradan tabletten veriyoruz ve buradan böyle geliyor. Harika. Şu tablet çıkabiliyor yerinden. Böyle istediğiniz gibi alıp elinize bakabiliyorsunuz. Ama burası en konforlusu. Burada sizin özel siparişleriniz geliyor ve duruyor. Birazdan bizimkiler gelecek ve duracaklar. Burada da eğer istediğiniz herhangi bir şey olursa alıp yiyebiliyorsunuz. En son biriken tabakları da buradan atıyorsunuz ve sizin ne kadar ödemeniz gerektiğini hesaplıyor. Burada baharatlar var, soslar var. Bu alanda öyle kullanılmış. Evet, ilk siparişlerimiz geldi mesela. Bakın burada durduk gelip.
Hadi afiyet olsun. Şu bak mesela şu çok çiğ. Bunu muhtemelen yani bu kadar çiğ bir balığı yiyemem ama böyle biraz sütsülenmiş mesela şunlar. Hani çok fazla çiğ et olmayan ya da biraz sütsülenmiş olan suşileri büyük bir keyifle yiyorum. Hadi afiyet olsun o zaman. Masadaki kalabalığı kaldırıyoruz biraz. Gel. Benim favorim bu. Dışı yosun, içi pirinç, üstünde de mısır ve bir sos var. Gayet lezzetli bence. Toplam hesap 3456 yen. 13 tabak sushi yemişiz. Bunlar ikili çoğu. 410 patates, çok pahalı burada patates. 570 yene bira içtik çarpı 2. 190'lık da bir şey, tam hatırlamıyorum şu anda. Toplam 3456 yen. Tokyo'da çok yağmur yağıyor ve yağmur yağdığında şemsiyeler de işin içine girince yaya trafiği bayağı bir karışıyor. Ama bir şekilde kaldırıyor şehir o kalabalığı. Yani bir yere geliyorsunuz bir noktaya ve herhalde burada sıkışıp kalacağız falan diyorsunuz. Ama bir şekilde ilerlemeye devam ediyorsunuz. Müthiş bir düzen ve temizlik içinde. Evet, ufak tefek çarpışmalar oluyor, olsun. Şehrin bir diğer tarihi ve turistik noktası olan Shinjuku'dayız arkadaşlar. Shinjuku'ya geldik. Sanırım kapak fotoğrafımı az önceki görüntüden alacağım. Güzeldi. Yani Tokyo'yu aptalca bir gülümseme var suratımda. Tokyo'yu ifade eden bir görüntüydü. Bunu kendine not olarak söylüyorsun değil mi? Yok. Videoya da koyacağım muhtemelen. Tamam o zaman. Bizim estağfurullah canım. Bizim gizlimiz saklımız yok. Biz her şeyimizi takipçileriyle paylaşan insanlarız. Saat gece 1. Biraz acıktık. Canımız böyle biraz atıştırmak istedi. Otelden ayrılmadan önce size göstermek istediğim bir şey var. İnternet hızını göstereceğim demiştim hatırlarsanız. Ama en başından söyleyeyim, biraz hayal kırıklığına uğradım. Bu arada şu an lobideyiz. İnternetin en iyi çektiği yerdeyiz. Biz 14. katta kalıyorduk. Böyle 1-2 megabitle ne yazık ki idare etmek zorunda kaldık. Yani bazı şeyler şehir efsanesi arkadaşlar. Bunu göstermek için bu küçük organizasyonu yaptım. Bakın Nissan Sakura test aracı. Yine böyle küçük ufak tefek araçlardan bir tanesi. Şöyle bir içine bakmak istiyorum. Ya işte basic araç. Yani sadece ulaşım ihtiyacını karşılayabilecek küçük bir araç. Ama mesela Türkiye'ye getirsen şunu, hiç kimsenin satın almayacağı bir araç. Çünkü küçük araba nedense hiç sevilmiyor. Bir zamanlar Opel Adam kullanmış birisi olarak söylüyorum bunu. Sabah kahvaltısı için muhteşem seçim. Sandviç yemeye karar verdik. Böyle bir AVM'deyiz. Sunshine City isimli bir AVM burası. Bakın arkadaşlar, burada bizim jenerasyonun çok seveceği bir mağaza var. Pokemon Center. Ya çok ilginç. Böyle oyun karakterlerine, çizgi film karakterlerine özellikle inanılmaz değer veriyorlar. Acayip bir pazarı var. Hadi Pokemon böyle dünyaca ünlü, herkesin bildiği bir çizgi film. Ama mesela başka adını sanın duymadığımız bir sürü çizgi film işte karakterinin satıldığı mağazalar, figürlerinin satıldığı mağazalar. Onlarla ilgili etkinlikler, bir şeyler. Değişik bir pazarı var yani burada. Burası mesela şehrin en büyük AVM'si ve şehrin en büyük AVM'sinin en büyük mağazalarından bir tanesi Pokemon Store. İlginç. İçeride işte peluş oyuncakları var Pokemon'ların, anahtarlıkları var. Şöyle bir göstereyim hızlıca. Pikachu arkadaşlar. Bunu özellikle 90'larda çocuk olanlar mutlaka tanırlar, bilirler. Bunlar Pokemon'lar. Tasoları vardı. Biz sokakta bunların tasolarını oynadık.
Ben 1991 doğumluyum. Benim yaş grubum çok iyi bilecektir. Bu yani koca bir mağazada işte Pokemon'ların peluş oyuncakları, işte üzerinde Pokemon baskılı kıyafetler, çoraplar, anahtarlıklar. Aa bakın şurada Poketop mu deniyordu bunlara? Aynen. Bu koca bir mağazada bu ürünlerden satılıyor. Şimdi size bir tane Pikachu satın alacağım buradan. Aynen öyle. Şu Pikachu'dan bunu size alıyorum arkadaşlar. Nasıl vereceğimi de şimdi anlatacağım. Bunu size aranızdan birine nasıl ulaştıracağımı anlatıyorum birazdan. Şunu alayım çıkayım. Ve bakın burada kasadaki sıra. Sıra da var yani kasada bayağı. Bir sürü insan bu figürleri alıyor. Pokemon ürünleriyle ilgili alışveriş yapıyor. Ya bu çocuk kişi falan değil bu arada. Genç, yetişkin, herkes ilgileniyor bunlarla. İlginç bir dünya. Hediyeniz burada. 280 TL'ye aldım bu arada. Hediyenin fiyatı söylenmez ama siz yabancı değilsiniz. Şöyle yapıyordu arkadaşlar. Şimdi videoyu beğenin. Ondan sonra kanala abone olun. Bir de yorum yapın. Hiç çekiliş falan uğraşmayalım. Beni Türkiye'nin herhangi bir yerinde gördüğünüzde benden bu Pikachu isteyin. Bunu ben arabanın bagajında taşıyacağım. Eğer araba yakınlarımdaysa ilk isteyen kişiye çıkarıp bunu hediye edeceğim. Bir bakarız gerçekten videoyu beğenmiş misiniz, yorum yapmış mısınız, kanala abone ya da hiç onlarla da uğraşmayız. Şu dakikaya kadar beni dinlediyseniz, anlattıklarımı dinlemeye değer bulduysanız o da benim için kafi. Beni gördüğünüz yerde isteyin, abi Pikachu'mu alabilir miyim deyin. Eğer sizden önce birisi istemediyse bagajdan çıkarıp vereceğim. Son olarak bu videoyu yemek yerken izliyor olma ihtimalinize karşı göstermiyorum ama tuvaletleri inanılmaz temiz. Yani bir alışveriş merkezi tuvaleti nasıl bu kadar temiz olabilir aklım almıyor sahiden. Birçok yerde öyle yani bütün umumi tuvaletler son derece temiz. Aslına bakarsanız sadece tuvaletler değil her yer temiz. Burası da yine şehrin geniş meydanlarından birisi. Ikebukuro, Ikebukuro'dayız. Metroya gideceğiz. Ya çok yer var ya. Tokyo gerçekten öyle 3-5 günde bitecek bir şehir değil. Burası bir otopark girişi. Yine bakın dönen bir platform var. Araç manevrasını burada bu platform üzerinde yapıyor. Daha doğrusu araba manevra yapmıyor. Platform dönüyor ve araba yüzünü caddeye doğru dönmüş oluyor ön tarafına. Bakın insanlar metro bekliyorlar. Nasıl sıra bekliyorlar görüyor musunuz? Bakın işte toplu ulaşımdaki o korkunç kalabalıklar bu düzen sayesinde aşılabiliyor. Bakın metroda yürüyen merdiven sırası bu da. Vay be. Bir metro geldi. Kırmızı hat öyle söyleyeyim. Kırmızı hatlı olanlar yürüyorlar ve metroya biniyorlar. Bakın kırmızı hatlı olanlar geçtiler, bindiler. Sadece o sıra bindi. Biz Haneda Airport olarak bekliyoruz. İnenler buradan indiler, o anı kaçırdım. Ya inanılmaz ya. Tekrar tekrar söylüyorum, 100.000 kere daha söyleyeceğim. Yani milyonların bir arada yaşayabilmesinin tek yolu bu, başka bir yolu yok. İnanılmaz bir şey. Müthiş bir düzen, müthiş bir uyum. Bir tane de görevli yok şurada. Yani öyle yapın, böyle yapın diye uyaran, bağıran, çağıran bir tane de görevli yok. Bu bizim tren. Haneda'ya gidecek olan tren. Haneda tarafında bekleyenler olarak şimdi biz bineceğiz. Ya mesela biraz önce şu kırmızı line, yan taraf, sol taraf bomboştu. Mesela Haneda trenine binmek isteyen birisi sıranın en arkasına geçmek yerine şöyle öne geçmek gibi bir tercih yapmadı. Yani öyle bir saygısızlık yapmadı daha doğrusu başka insanlara. Bak biz biniyoruz. Sadece bizim sıra biniyor. Ve Haneda Havalimanı 3 numaralı terminale geldik arkadaşlar. Şimdi check-in'imizi yaptıracağız. Bakalım neredeymiş. Evet, check-in'imizi yaptırdık. Pasaport kontrolüne doğru gidiyoruz. Ya çok ilginç tesadüfler yaşıyorum Tokyo'da. Check-in sırasında beklerken arkamı bir döndüm. Kazım'la karşılaştım. Kazım yani ta 2500 abonem falan vardı. 2016 yılında
böyle benim kanalımın ilk takipçilerinden bir tanesi. Daha sonra çeşitli söyleşiler yaptık. Koca Üniversitesi'nde öğrenciydi. Koca Üniversitesi'nde söyleşiler yaptık. Çeşitli yine fuarlarda karşılaştık, birlikteydik ve bugün Tokyo'dayız, Haneda'dayız. Aynı uçaktayız, aynı uçakta İstanbul'a döneceğiz. Öyle güzel bir tesadüf yaşadık. Videoyu da onunla birlikte kapatmak istedim. Abi valla çok şaşırdım ya, çok da güzel oldu. Güzel tesadüf oldu abi. Eyvallah. Tekrar seni görmek çok güzel, çok Tokyo'da. Güzeldi. Güzel bir uçuş var, 12 saat birlikteyiz. Aynen, 12 saat birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Tokyo'dan size aktaracaklarım bu kadar. Yani böyle çok aşırı kapsamlı bir Tokyo videosu olmadı belki. Çünkü Tokyo çok büyük bir şehir. Yani sen de buradasın. Kesinlikle. Abi kaç gündür gördün. Yetmedi. Yani belki yani 3-4 kere daha gelsem 3-4 farklı video daha çekerim. Tokyo öyle bir şehir. Ama burada gördüklerimi size de aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. Evet, Tokyo'dan Haneda Havalimanı'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. İlay, sen de bir hoşça kal demek ister misin? Bir el sallamak ister misin? Bu işin aynı arka planındaki gizli kahramanı. Çok uzun bir video olacak bu arada. Birlikte evet. Başladık videoya 5 gün önce İstanbul Havalimanı'nda. Ve bugün bitiriyoruz Haneda'da. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.